أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود صدق الله العظيم. السلام عليكم sevgili kardeşlerim, abilerim, ahbap ve Muhit Bağ'ın Ramazan arifesindeyiz. Sizlere hissiyatımı dökmek istedim. Bir yandan otobüs bekliyorum iş yerine gitmek için. Bugün size Müslüman izzet ve şerefinden ve ona münasip davranışlardan bahsetmek istiyorum. Okuduğum ayet-i kerimede Cenab-ı Allah Fetih suresinin son sayfasında, sayfa başında bu ayetler Muhammedur Resulullah ile başlıyor. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisidir diyor. Böyle başlıyor. Sonra akabinde vellezine ma'hu, onun etrafındakiler, çevresindekiler, yani onunla birlikte olanlar, yani sahabe-i kiram efendimiz, efendilerimiz eşiddâ'u alel küffâr, kafirlere karşı şiddetli, ruhemâ'u beynehum, kendileri arasında da çok şefkatli ve merhametli olduklarını beyan ediyor. Şimdi eşiddâ'u alel küffâr, kafirlere karşı zulmeden, onların haklarını gasp eden tarzda bir şiddet değil. Müslümanların inandıkları Allah'a, onun peygamberine, kitabına inanmadıkları için Allah-u Teala'nın kendi üzerlerindeki hakkını, hukukunu, otoritesini red ve inkar ettikleri için, ona itaat etmedikleri için duydukları bir kızgınlık. Yani sen hürmet ettiğin, değer verdiğin birine başkası değer vermediği zaman bazen gücenirsin. Şimdi mesela Kemalistler de kendi ilahlarına teveccüh gösteremediği zaman sırf bu teveccühsüzlükten dolayı Müslümanlara tebessüm dahi etmiyorlar. Yani bu Allah-u Teala'nın otoritesini red ve inkar etmeye karşı bir Müslümanın gösterdiği tavırdır. Yani babanla küsen adamla bazen irtibatı kesiyorsun ama Allah-u Teala'ya küsmüş, ona isyan etmiş adamla bir derdin yok. Bu olmaz. İşte kafirlere karşı şiddetli ama kendi aralarında çok merhametli, çok şefkatli, birbirlerine yardım eden tarzda bir ahval ve tavırdan bahsediliyor burada. Terahum, devamında ayet-i kerimenin, onları görürsün, nasıl görürsün? Rükkan, rükû eder vaziyette görürsün. Sücceden, secde etmiş vaziyette görürsün. Neden? Yebtegûne fevlen minallâhi ve rızvâne. Allah-u Teala'dan bir fazilet ve rıza beklentisiyle onları secdeye kapanmış, rüküye eğilmiş görürsün. Yani onların hal ve tavırları, bütün beklentileri Allah-u Teala'dandır. Cezaları, mükafatları, afları, mağfiretleri, hayatları, mematları hep Allah-u Teala işindir. Allah-u Teala'nın rızası içindir. Sonra da diyor ki Cenab-ı Rabbimiz سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ اَثَرِ السُّجُودِ, onların yüzlerinde, simalarında
secdeden kaynaklı bir iz vardır. Yani sen o kişileri yüzlerindeki secde izinden tanırsın. Kafire karşı çıkan reis ve onun partisinde böyle bir kafirlere karşı
ezik, kafirlere karşı mahcup, onlara mahcup olduğu için Müslümanları haşlayıp fırçalamaya kalkan bir kadının bulunuyor olması gerçekten büyük bir tezat. Bu tür insanlar genelde kafirlere yaranmak için geçmişte çok da büyük tavizler vermiş, onlara bir takım taahhütlerde bulunmuş ve sonra da bunların mahcubiyeti altında ezilen kişiler oluyor. Ben şimdi bu konuda FETÖ veya FETÖ'cü demek istemiyorum. Ama şunu ifade etmek istiyorum. Bu zihniyet FETÖ zihniyetidir. Çünkü bakın şöyle ifade edeyim. Biz FETÖ ile ilk tanıştığımız zaman, 90'lı yıllar, onların da hali tavrı aynı böyleydi. Müslümanlar İslami bir duruş sergiledikleri zaman FETÖ'cüler de biz bunlar gibi değiliz, biz bunlar gibi değiliz, biz entelektüeliz, biz şöyle çağdaşız, biz şöyle pozitif bilimler okuyoruz, bizim okullarımız şöyle, bizim okullarımız böyle, biz bunlardan beriyiz, aman Allah'ım tavrı içindeydiler. 28 Şubat'ta da böyle devam ettiler. Mavi Marmara saldırısında da böyle devam ettiler. Sonra da ne yaptılar? Mahcup oldukları kafirlere karşı kendilerini kendi idraklerince mahcup eden Müslümanlara karşı silah doğrulttuklarda yapmaya kalktılar. İşte Özlem Zengin neseben itibaren FETÖ'cü olmasa da zihniyet olarak aynı zihniyete sahip. Ben burada bu videoyu çekerken Özlem Zengin ve onun gibileri tenkit etmek, onlara nasihat etmek için bu çekimi yapmıyorum. Ben Müslüman kardeşlerime zamanında FETÖ'ye aldandıkları gibi bu gibi kafirlere karşı ezik, Müslümanlara karşı Müslümanların vergileriyle, Müslümanların teveccühleriyle geldikleri makamlardan sopa sallayan, bu tür kibirden gözleri dönmüş insanlara karşı Müslüman kardeşlerimi uyarmak için gidiyorum. Bu zihniyeti iyi tanır. Müslüman izzetine, Müslüman şerefine aykırı davranan herkesi reddedin. Müslüman şerefli olur. Müslüman izzetli olur. Yeri geldiğinde one minute diyecek kadar hakkını, hukukunu savunur. Kafirlere karşı eziklenmez. Allah-u Teala cümlemizi Müslüman olmanın şeref ve izzetinin şuurunda olan hakiki dirayet sahibi Müslümanlardan eylesin. Ayet-i Kerime'nin devamını, yani yüzlerindeki secde izini onları mukayese etmeye gerek bile duymuyorum. Yani isim isim şahıs şahıs söylemeye gerek yok ama son yıllarda Aile Bakanlığı yapmış insanların bir yüzlerine, simalarına bir bakın Allah aşkına. Hiç Allah-u Teala'nın hükmünden razı olmuş, teslim olmuş bir mümine hanım sıfatı var. Allah-u Teala cümlemize hidayet nasip eylesin. Son nefesimizi eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek imanla, ihlasla çene kapamayı cümlemize nasip eylesin. Allah-u Teala bizleri kendisinden razı, kendisini de bizden razı eylesin ya Rabbi. Ramazan ayına girerken günahlarımızdan tevbe etmeyi nasip eylesin. Müslümanları feda etme pahasına kafirlere şirin gözükmeye çalışan zevatın da şerlerinden bizleri, cümlemizi, cümle milletimizi, ümmetimizi ve dünya halklarını muhafaza ve müdafaa buyursun. Amin. El-Fatiha.